Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival alanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüldüğü gibi bu alan hemen hemen Türkiye'de eşine rastlanması zor olan hem coğrafi yönü itibariyle hem iklim yönü itibariyle hem de katılımcılar itibariyle Türkiye'de bir en iyilerden bir tanesi olduğunu ifade edeyim. Öncü durumundayız ve şu anda 150 stand var. Ülkemizin bütün şehirlerinden fidancılıkla ilgili, süs bitkiyle ilgili uğraşan sektör temsilcileri aramızda. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ve burada biz Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü desteği, her türlü imkanı seferber ediyoruz. Şu anda Sakarya ve Sapanca merkezi olmak üzere Arifiye dahil ilçelerimizde ve Sakarya'nın genelinde Türkiye'de en öncü kuruş durumdayız. Süs bitkiciliği dış mekan ve iç mekan noktasında ve hizmetlerimiz her geçen artarak devam ediyor. İnşallah biz bunu daha da ön plana geçirip sadece Türkiye'de öncü değil, dünya standartların üzerinde bir sektör haline getirmenin çalışması içindeyiz. Bunun için coğrafya yapımız buna uygun ve nitelikli personel yapımız buna uygun, girişimcilerimiz buna uygun ve Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü katkı yaparak inşallah biz sadece ülkemize değil, Türkiye değil, dünyada öncü bir süs bitkiciliği ve fidancılığının hem dış mekan hem iç mekan olarak öncülüğünü yapmanın şu anda çalışmaları yapıyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İlginize alakanızı hasreten teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival alanı hakkında neler söylemek istersiniz? Yani öncelikle bütün emeği geçenleri tebrik ederim. Güzel bir organizasyon. Üçüncüsü yapılıyor. Geleneksel hale yavaş yavaş geliyor. Tabii hedef ya Türkiye'de çok başarılı. İnşallah uluslararası ölçekte de başarılı bir hem fuar hem de etkinlik olarak yerini alacaktır. Tabii Sakarya'mız bu alanda gerçekten ön almış. %40 üretimi yapan, inşallah dünya ölçeğinde de ciddi üretim yapan bir merkez haline gelecektir. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yani ciddi bir emek var. Tabii Covid döneminde bu etkinlikleri yapabilmek de gerçekten büyük bir başarı. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Sakarya'mız tarımda, sanayide, turizmde olduğu gibi bu sektörde de ön olacaktır, başarılı olacaktır ve sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir üretim merkezi haline gelecektir. Şimdi bu yıl üçüncüsü düzenleniyor bu festivalin. Her geçen yıl üzerine koyan bir festival organizasyonu olduğunu görüyoruz. Sakarya tabii süs bitkiciliğinde Türkiye'de önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu açıdan bu çalışmanın Sakarya'da yapılıyor olması çok kıymetli. Vatandaşımızın da bu festivale gelip bizzat yerinde incelemelerinde büyük yarar görüyorum. Bütün Sakaryalı hemşehrilerimizi de buradan davet etmek istiyorum. Bugüne kadar bu organizasyonun çok başarılı bir şekilde tertip edildiğini görüyoruz. Bu açıdan organizasyonu yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederken Büyükşehir Belediye'mize, yine valiliğimize ve ticaret sanayi odamıza, ticaret borsamıza da ayrıca teşekkür etmek gerektiğini ifade ediyorum. Burada açılış sürecinde yapılan konuşmalar son derece önemliydi, kıymetliydi. Sakarya hem uygulama açısından, hem bilimsel açıdan, hem ticari açıdan bu meseleye sahip çıkmış gözüküyor. İnşallah bunun arkasından gelecek ve uluslararası anlamda da inşallah Sakarya marka olacak. Bu festivalin ilk günden beri uygulanmasında ticaret sanayi olarak rolümüz çok büyük. Biz bunu sürdürülebilir olmasını istiyorduk. Gerçekten bu sene üçüncüsünü düzenledik. Fakat şimdi hedefimiz festivali bir fuar haline getirmek ve uluslararası bir fuar haline getirmek. Biz de oda olarak bu sektöre çok ciddi anlamda katkılar veriyoruz. Bu standta da gördüğünüz bir takım bitkiler bizim üniversitede kurduğumuz küçük bir Dok Kültür Laboratuvarı'nda üretildi. Şimdi Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız büyük bir hibe destekle birlikte, Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimizle birlikte Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok büyük bir, Türkiye'nin en büyük Dok Kültür Laboratuvarı'nı gerçekleştiriyoruz. İnşaatı bitti, ekipman alımı sürecindeyiz. İnşallah Nisan-Mayıs ayları gibi, 2001 Nisan-Mayıs ayları gibi hizmete hazır hale gelecek. Hem bu sektöre hem Türk tarımına çok ciddi anlamda tohum, fide, fidan üretimini, feasible şekilde üretimini gerçekleştireceğiz. Ve Türk tarımına da bu anlamda ticaret sanayisi olarak katkı sunacağız. Ben de siz değerli basın mensuplarına buraya gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüyoruz, dolaşıyoruz. Her sene artıyor burada ilgi. Evet. Evet. Gözlemleriniz nelerdir sizin? Evet, bu pandemi sürecine rağmen böyle ilgi gerçekten çok ilginç.
Şimdi bugün böyle cumartesi, pazar hafta sonu çok daha fazla ilgi olur. Hem yerin güzelliği, işte hemen gölün yanında, dağın yanında buraya olan ilgiyi arttırıyor. Her yıl katlanarak devam edeceğiz. Sürdürülebilir bu festival. Aynen öyle. Festival değil, fuar olacağız inşallah. Yani bugün öncelikle koronadan ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Dünyayı saran korona hastalığının olduğu ve Türkiye'de de giderek arttığı bu dönemde böyle bir festivalin bu şekilde hazırlanıp düzenlenmesinin süper bir olduğunu söylüyorum. Yani çok güzel oldu. Ve baktığımız zaman korona tedbirleri de alınarak, maske, mesafe, baktığımız zaman bunlara dikkat edilerek yapılan bir festival. Bu benim için çok önemli, çok değerli olduğunu ifade ediyorum. Tabii ki üçüncüsü düzenlenen festivalin başlangıcında Remzi Adıyaman'ın büyük bir uğraşı var, büyük bir gayreti var. Ben Remzi kardeşimize huzurda teşekkür ediyorum. Yani hiç kimsenin yapmadığını, beceremediğini yaptı. Ve Sakarya'yı süs bitkiciliğinde baktığınız zaman festivalle alakalı Türkiye tanıttı Sakarya'yı, Sapanca'yı tanıttı ve böyle giderse inşallah fuara doğru dönecek ve dünyada söz sahibi olan ve az önce de işte Vali Bey'in de ifade ettiği gibi bir tarafımızda değil, iki tarafımızda yeşille, ortasında maviyle, gök maviyle birleşmiş olan çok güzel bir Sapanca ilçemizde böyle bir festival yapıldığından dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Ve görüyoruz ki pazarda iyi olacak inşallah. Süs bitkiciliğinin en zor dönemini şu iki yıl içerisinde devam ettirdiği bu dönemi inşallah aşacak ve daha bol kazanan, çokça üreten ve dünyaya ürün satan İnşallah Sakarya'mızdan, Türkiye'mizden olacak diyor. Ben bu katılan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Ve bunun yanında organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Remzi Adıyaman'a çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir etkinlik olduğu için mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle böyle güzel bir ortamı bizlere kazandıran yani bütün paydaşlara sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Burada Remzi Adıyaman'ın gerçekten çok büyük emeği var. 3 yıl evvel bu süreç içerisinde Arifiye Belediyesi olarak biz de vardık. Gerçekten onun büyük emekleri var. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, Sayın Valimize, Sasso Başkanımıza, Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, hepsine böyle güzel bir ortamı şehrimize kazandırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Süs bitkiciliği, dış mekan süs bitkiciliği ile ilgili Arifiye'de 550 hektar alanda ekim yapılıyor. Gerçekten bizim için de yani geliştirilmesi gereken sektörler içerisinde, Arifiye için konuşuyorum, sektörler içerisinde olan bir bölgenin belediye başkanıyım. Onlara da her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Gerek pazarlamaları açısından, gerekse üretmeleri açısından her türlü ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Ben sektörün bu festivalle, inşallah fuara da döner, bu festivalle çok daha ilerlere gideceğini, inşallah dünya çapında da şehrimizin bir marka olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlara, bütün herkese sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Başkanım, Covid-19 olmasına rağmen nasıl ilgili festival yapıyorsunuz? Ya şimdi Covid yani bütün dünyayı etkileyen şu anda bir hastalık yani. İnşallah ama bununla birlikte o üç kurala yani maske ile ilgili, mesafe ile ilgili, hijyenle ilgili kurallara uya uya bunu böyle geçireceğiz. Yoksa hep evlerde durmak, bu tip etkinlikleri yapmamak bunlar da farklı problemleri peş sıra getiriyor. Çağda yani bu çağımızda böyle bir hastalık var. Bu hastalıkla birlikte kurallara uya uya ne yapacağız? Yaşayacağız. Yani onun için olumsuz etkiliyor. Tüm dünyayı nasıl etkiliyorsa bizleri de olumsuz etkiliyor. İnşallah bu melanetten dünyayla birlikte bizim memleketimizde, Sakarya'mızda en güzel şekilde kurtulur efendim. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen peyzaj süs bitkiciliği fuarı aslında Türkiye'mize ve tahmin ediyorum bundan sonra uluslararası fuara dönüşecek gibi geliyor. İlk başlangıçta belki bir korku vardı. Gelişmesiyle ilgili. Ama ikinci ve üçüncüsünde inanın bu sene daha profesyonelce yapılmış ve standların hepsi çok güzel. Ben geleceği bu festivalin önünün çok açık olduğunu ve uluslararası seviyeye çıkacağını inanıyorum. Evet. Firmalara gezdiniz. Neler diyeceksiniz başkanım?
Henüz tam gezmedik. Arabayla dolaştık ama şimdi bundan sonra dolaşacağız. İnanın bu sene daha profesyonelce düzenlenmiş, dizayn edilmiş. Çok güzel olduğunu gördüm. Bundan da mutluluk duydum yani. Daha profesyonelce olmuş bu sene. Ekonomiye ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi bu bir arz ve talep meselesi. Burada arz edenler ve talep edenler var. Biliyorsunuz artık şehirler, kentler, akıllı kentler peyzajla şekillendiriliyor, güzelleştiriliyor. Bu sektörün önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Aslında henüz istenilen seviyeye daha çıkmış değiliz ama ileride daha çok çok daha iyi seviyeye geleceğine inanıyorum. Çünkü Avrupa'da bu gelişmiş Hollanda özellikle Hollanda dünyaya ihraç ediyor. Biz niye olmayalım? Biz de niye ihraç etmeyelim? Tahmin ediyorum birkaç sene sonra bu seviyelere geleceğime inanıyorum. Bu fuar alanı aslında Sapanca'yı biliyorsunuz. Baktığın zaman ormanın karşımızda orman, hemen sağımızda göl. Yani yeşiliyle, mavisiyle bir bütünleşen bir ilçede, kentte, gölün yanında, suyun kenarında böyle bir fuar alanının bulunması inanın benim çok mutlu ediyor. Herhalde böyle bir yerde yoktur yani. Böyle bir fuar festival alanı olduğunda tahmin etmiyorum. Belki de yoktur yani dünyada. Evet. Tanıtım açısından evet, ilçemiz adına tanıtım açısından muhteşem bir yerimiz burası. Zaten biz burasını festival alanı diye kullanıyoruz, fuar ve festival alanı diye kullanıyoruz. Yani bu konuda da çok memnunuz. Yani Sapanca'mızı tanıtımında çok faydası olduğuna inanıyorum. Hoş geldiniz. Evet. Özkan çok Vardar ben. Çağlayan Tarım Ürünleri şirket sahibi. Ziraat yüksek mühendisiyim. Biz Çağlayan Tarım olarak bu sektörde 15. yılımız bu sene. Bu fuar üçüncüsü yapılıyor burada, Süs Bitkiciliği Festivali. Biz 3 yıldır buradayız. Aynı yerimizde devam ediyoruz. Bunun öncesinde de diğer fuarlarda bulunuyorduk. Çağlayan Tarım bu sektördeki, peyzaj sektöründeki üreticilere, belediyelere, futbol sahalarına, golf sahalarına ürün tedariği yapmaktadır. Bu ürünler nedir? Bitki besleme ürünleri, kontrollü salınan gübreler, çim tohumları, çim ilaçları, çim gübreleri. Bu tarz ürünlerle buradaki gördüğünüz tüm üreticilere destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Çağlayan Tarım bünyesinde 2 adet laboratuvar bulundurarak burada gördüğünüz üreticilerin üretim aşamasından satış aşamasına kadar bitkilerini hem toprak analizlerini, su analizlerini ve çeşitli hastalık zararlı tespitleriyle üreticilere destek olmaktadır. Şimdi şöyle, ülke ve dünya olarak çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Yani bu virüs, COVID-19 virüsü sebebiyle herkes evlerine çekilip daha az sosyal ortamlara takılarak çevremizi daha yeşil ortamlar yaratarak imkanlar dahilinde işte balkonu olan balkonuna çeşitli çiçek, sebze tohumları, bahçesi olan bahçesine çim, çeşitli ağaçlar, sebze fideleri dikerek geçirmeye çalışıyor. Bu süreçte gördük ki insanlar yeşilin değerini daha fazla anlamaya başladı. Virüs sürecinde insanlar yeşile daha fazla kıymetini bilerek sektörün hareketlenmesini sağladı. Tabii sektörümüz virüsün ilk çıktığı pandemi döneminde birazcık korktu. Yaptığımız malzemeler acaba elimizde mi kalır diye ama insanlar o şoku atlattıktan sonra tüm üreticilerden çeşitli bitkiler alarak hayatlarını renklendirmeye başladılar. Zaten peyzaj artık günümüzde olmazsa olmaz bir unsur. Baktığınız zaman tüm inşaat firmaları, tüm belediyeler artık yeşil alanlarını ön plana çıkararak tanıtımlarını yapıyorlar, reklamlarını yapıyorlar. Bu yüzden peyzajın ülke ekonomisine katkısı müthiş bir şey yani. Küçümsenecek bir miktarda değil. Bu aynı zamanda burada bir sürü üreticimiz var. İhraç ediyor yani yaptıkları bitkileri ihraç edip Avrupa'daki bu işin devi dediğimiz İtalya ve Hollanda ile rekabet halindeler. Bu şekilde yani sektörümüz kıymetli, güzel bir sektör. Kıymetini bilmemiz lazım tüm üreticiler ve sektör paydaşları olarak. Yani dünya piyasasında bir numara olmak için adım adım ilerliyoruz diyebiliriz. Kesinlikle bir numara olmak için diyelim ya da ilk 5'e girmek için. Çünkü Türkiye'nin iklimi ve koşulları, Türk insanının işine verdiği önem neticesinde çok güzel bitkiler üretebiliriz. Bu ürettiğimiz bitkilerle de dünya piyasasında yerimizi alabiliriz. Yani bu çok açık bir şey. Peki fuar organizasyonu nasıl buldunuz?
Fuar organizasyonu öncelikle organizasyon çok güzel. Yani gün geçtikçe her sene eksikler giderilerek, çok ince detaylar düşünülerek organizasyon yapılıyor. Organizasyon yetkililerine ben buradan kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Bir de baktığınız zaman böyle açık alanda bir fuar, böyle bir festival insanları rahatlatan, kapalı alanlardan uzaklaştıran bir festival olduğu için güzel, herkes memnun. Şöyle baktığınızda zaten insanlar keyif alıyor. Bir botanik bahçeyi gezer gibi, bir parkı gezer gibi hissettiriyor. Gayet memnunuz. Her şey güzel. İnşallah dördüncüsünü, 15.sini, 20.sini görürüz önümüzdeki yıllarda. Adım Mehmet Yeter. Firma. Ortanca Fidancılık firma sahibiyiz. Peki her yıl katılıyor musunuz? Evet, bu festival başladığından beri düzenli olarak 3 yıldır katılıyoruz. Evet, alanınız nedir? Neler üretiyorsunuz? Neler ürünleriniz nedir? Dış mekan süs bitkisi çalı ağırlıklı. Yapraklı ağacımız yok ama ibreli ağaçlar var. Yaklaşık 60 dönümde üretim yapıyoruz. Bunun 5 dönümü kapalı alan olarak böyle bir üretimimiz var. Yurt içi, yurt dışı ihracatımız var mı? Genelde yurt içi. Yurt dışına da çalışmalarımız var. Aracı firmalarla da yapıyoruz. Direkt yapmayı da düşünüyoruz yani inşallah. Peki ya bu üretimle hem ülke ekonomisine hem de istihdama kattığınız nedir? Tabii şimdi 60 dönümü idare etmek zor bizim açımızdan. Bunu çalışanıyla birlikte, diğer ekipmanlarıyla birlikte bir katkı ettiğimizi düşünüyoruz. Yani. Peki fuarın 3. yılı bu. Evet. Üçüncü yılı bugün ikinci günü olmasına rağmen güzel. Daha 2 gün daha var önümüzde. Hava da güzel. Daha da artacağını düşünüyorum katılım. Bir de Covid dönemi yaşadık tabii, hali daha yaşıyoruz. Valla ilk 2 yıla göre Covid'le bunun çok şeyini görmedik. Yine katılım güzel. Yani Covid'in çok da düşüşte etkileyeceğini zannetmiyorum yani. Ya size yönelik böyle yeşile veyahut da doğaya, peyzaja falan yönelim oldu mu bu Covid'den? Tabii millet evde kalınca Covid'den dolayı bahçeleri boş gördü herhalde. İlişkiler oldu yani, satış anlamında da oldu. Büyüklerimizin öyle. Açılışta katılan bunların bahçelerde de bizi ziyaret etmesini istiyoruz. Üretim yerlerimizi görsünler, eksikliklerimizi görsünler. Bunlar da yardımcı olsunlar. Adım Yunus Emre Çalık. İstanbul Botanik Fidancılık LTD ŞTD'de yönetici olarak çalışıyorum. Neler üretiyorsunuz? Firmamız genellikle yapraklı ağaçlar üretiyoruz. İşte ığlamur, çınar, kripson king, meşe ve türleri. Daha çok yapraklı üzerine ve ithalatla uğraşıyoruz. Ülke ekonomisine kattığınız ekonomi ve istihdam nedir? İstihdamımız şöyle, bünyemizde çalışan 30 tane sigortalı elemanımız var. Daha çok YÖMİ'de elemanlarımız oluyor bazen. Onları da günlük sigortalarla sigortalandırıyoruz. Üretim alanlarımız 90 dönüm üretim alanımız var. Showroom olarak 30 dönüm showroom alanımız var. Sakarya Arifiye'de üretim ve showroom yerlerimiz Sakarya Arifiye bölgesinde bulunuyor. Kaç yıllık firma? Firmamız 13 yıllık firmamız şu an itibariyle. Peki fuara her sene katılıyor musunuz? Fuarın kuruluşundan beri katılım sağlıyoruz. Fuardan çok memnunuz. Fuar sektörümüz açısından çevreyi ve çehreyi genişletiyor. Birbirimizle diyaloglarımızı arttırıyor ve insanlara kendimizi göstermemizi sağlıyor. Yani sizde burada bir geri dönüşüm pazar payı açıyor mu? Ufak da olsa bir pazar payı oluyor. Tabii bu sene pandemi süreci olduğu için biraz daha sakin geçtiğini gözlemliyoruz. Ama ufak da olsa bir pazar payı var bizim için. Sektörün geleceği parlak. Sektörümüzün geleceği tabii ki parlak. Şu anda ülkemizde oturum aşamasında sektör. İnsanlar içerisinde de daha kültür oluşmuş. Şu anda oluşmaya çalışıyor kültür. Peyzaj bir kültürdür ve her evin bahçesinde olması gerekir. İlgi de yavaş yavaş başladı değil mi yani yeşile, doğaya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha çok belediye ve devlet sektörleriyle çalışıyorduk ama şu pandemi sürecinde insanlar evde kalınca doğanın ve bitkinin güzelliğini anlayıp bize doğru yönelmeye başladılar ve sektörümüz daha çok parakendeye dönmek üzere. Var mı başka ilave etmek istiyorsunuz? Remzi Bey'e çok teşekkür ederim. Herkesi bekleriz fidanlığımıza. İstanbul Botanik. Çiğdem Seçen Kuzu, Çimsan. Fidanlıkların tedarikçisiyiz. Torf. Neler üretiyorsunuz? Bizde torf, bambu, gübre, kokopit, fidanlıkların ihtiyacı olan tüm malzemelerin
Kendi üretimimiz mi? İthal ürünlerimiz yurt dışından. Yeni firma mı bu sizin? Sakarya'da mı faaliyet gösteriyorsunuz? Bizim fabrikamız Antalya'da, merkezimiz İstanbul. Sakarya'da bir depo ofisimiz var. Antalya'da yine bir depo ofisimiz var. Peki fuara ilk defa mı katılıyorsunuz, daha önceki fuarlara katıldınız mı? Üçüncü senemizde üçüncü katılışımız fuara. Nasıl fuar organizasyonu? Fuar çok güzel. Bu senede üçüncüsü düzenlendi. Biz memnunuz. İnşallah ilerleyen senelerde daha da güzel olacak. Covid dönemi yaşıyoruz. Yani salgın dönemi yaşadık. Ondan yani fuar ilgi gördü mü yeterince? Görecek diye umuyoruz. Şu dönemde pandemi sürecinde yine devam ettiği sürece daha da iyi olacağına inanıyorum. Gayet de güzel gidiyor. Devam edeceksiniz herhalde her sene artık. Evet, her sene inşallah buradayız. Murat Erbaşaran, Çimsan firması. Çiğdem Hanım'ın dediği gibi sektörün tüm ihtiyacını karşıladığımız ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Hemen her sene her fuarlara katılıyoruz. İşte pandemi sürecinden dolayı biraz yoğunluk düşük seviyede. Ama ilerleyen zamanlarda her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii kişisel bahçe kullanımlarında ilgi arttı. Fakat bizim hani hitap ettiğimiz kısım fidanlıklar, büyük fidanlık üretimi yapan peyzaj firmaları. Onların işlerindeki düşüşten dolayı bizlerin de işlerini biraz etkilemiş durumdadır. Onun dışında hobi bahçelere yönelik ürünlerimizlerde de hizmet vermeye devam ediyoruz. Merhabalar, ben Burak Ekici. Ekin Fidancılık Üretim ve Pazarlama Şirketi'nde üretim ve lojistik sorumlusuyum. 2007'de kurulan bir şirketiz. Ağırlığımız yapraklı ağaç üzerine, daha kuturlu dediğimiz işte 20-25 ve üzeri işte ıhlamur, çınar, gürgen, manolya, akça ağaç türleri işte vesaire. Ağırlığımız ağaç konusunda olmak üzere biraz da işte çalı grubundan da üretimimiz mevcut. Hangi alanda daha çok çalışıyorsunuz? Yurt içi, yurt dışına ihracat gibi? Yurt içi belediyelerle, işte inşaat firmalarıyla veya daha ufak çaplı peyzaj firmalarıyla çalışıyoruz. Yurt dışında işte ihracatımız mevcut. Birkaç ülkeyle ihracat yapıyoruz. Onun dışında işte biraz da perakende var diyelim. Peki ekonomiye istihdama katkınızı İşte bu 2007'den beri bugüne geldiğimiz süreçte son birkaç yıldır birazcık sıkıntılı bir süreç var sektörle ilgili. Covid dönemi de vardı. Hem de Covid de tabii ki etkiledi. Ama işte 10 kişilik bir ekibimizle işte 150-200 dönüm arasında bir üretim alanımızı çevirmeye çalışıyoruz diyelim. Fuara her yıl katılıyorsunuz herhalde. Ne diyeceksiniz fuarla ilgili? Bu fuar burada üçüncü senesi. Bu sene hani Covid'den dolayı açıkçası hani biraz daha katılımın az olduğunu gözlemliyoruz. İşte belediyeler olsun, halk olsun biraz daha önceki senelere göre daha durgun ama ümit ediyoruz ki yeni bağlantılar, yeni müşterileri bulmayı ümit ediyoruz. İsmim Hakan Tanrıverdi. Grup Plant Park Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kendim peyzaj mimarıyım. Sakarya'da mı faaliyet gösteriyorsunuz? Kaç yıllık firma bu? Bir anlatır mısınız? Sakarya'da Çaybaşı köyünde faaliyet gösteriyoruz. 20 yıllık süs bitkiciliği tecrübemizi, dış makan süs bitkisi üretim tecrübemizi, bir sulu tohumlama yöntemi olan hidrosidik sektörüyle birleştirdik bir arkadaşla. Ortak grup Plant Park firmamızı kurduk. 20 yıllık bir deneyimiz var sektörde. Kendiniz üretiyorsunuz değil mi? Bu çeşitlerden bahsedebilir miyiz? Kendimiz üretiyoruz. Genellikle dış bakan yapraklı ağaç üretiminde bulunuyoruz. Ama her türlü bitki tedarik üretim var. Peki yurt içi, yurt dışı ihracatlarınız var mı? Evet, çeşitli ülkelere ihracatlarımız var ama tabii son dönemdeki malum Covid'den dolayı şu an eskisi gibi değil ama şu an genellikle Gürcistan'a yönelik çalışmalarımız var. Peki fuara her sene katılıyor musunuz? Evet, bu fuarın baştan beri katılıyoruz. Fuarda bizler için verimli oluyor. Katkı sunuyor mu? Katkı, kesinlikle katkı sunuyor. Ayrıca şehrimize de tabii katkıda bulunuyor. Biz de elimizden gelen desteği fuara her sene veriyoruz. Yeter ki
Tabii. Fuar şehir için de önemli, bizler için de önemli. Burası aynı zamanda yapraklı ağaç üretiminin önemli şekilde merkez üssü Sakarya. Biz de bu üretimin öncü firmalarından birisiyiz. Hedefimiz dünyada. Evet. Hedefimiz işte inşallah Sakarya dünyada bir numara yapmak. Sakarya'dan ihracat yapmak dış ülkelere. Şu anda da dış ülkeler alaka gösteriyorlar bize. Çünkü biliyorsunuz malum ülkemizdeki euronun yükselmesinden dolayı fiyatlar cazip geliyor onlara. Tabii biraz Covid'den dolayı durgunluk var ama inşallah daha güzel olacak. Öncelikle bu fuarda emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, fuarı yöneten arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu katkılardan dolayı hepsinin sağ olsunlar, yanımızda hissediyoruz. Ruhan Ney, Ziraat Mühendisiyim. Samsun'da dış mekan süs bitkileri, ağaç fidanları üretiyoruz. 300 dönüm arazide. Bu kadar. Peki detaylandırırsak neler var ürünlerinizde? Evet, daha çok yaprağını döken türler var. Bir de yaprağını dökmeyen ağaç türleri var. Yani manolya, ligüstrüm çeşitleri, oya, patmi, bu tür şeyler. Çeşitlilik çok fazla. Çeşitlilik çok. İklim de çok müsait. Çarşamba gerçekten alüvyon topraklar üzerinde bir üretim yapıyoruz. O yüzden bitki gelişimleri çok hızlı ve çok sağlıklı. Bir de tek üretici olduğumuz için hastalıklardan, zararlardan daha ağrı bir üretim yapıyoruz. Samsunluyum. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Sahil Köyü'nde üretim yapıyorum. Peki ihracat ve ekonomiye katkınız firma evet, olarak? İhracat dolaylı olarak da yapıldı. Birebir kendimiz tarafından da yapıldı. Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, savaştan önce Suriye, Irak, bu ülkelere ihracatlarımız oldu. Nasıl sektöre baktığımızda gelişmesi açısından bir de fuar düzenleniyor bu sene üçüncüsü. Her yıl fuara katılıyor musunuz? Fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya ekonomi çok belirleyici oluyor ama daha Türkiye'nin bu konuda yol alacağı bayağı uzun bir yol var. Ben kendi şahsıma ait fikrim, hedefim yurt dışındaki kaliteyi yakalayıp pazarı Türkiye'ye çekmek. Yani Azerbaycanlılar İtalya'dan mal alıp bizim topraklarımızdan geçip oraya gitmesi benim içimi acıtıyor. O yüzden A kalite mal üretip pazarı, dünya pazarını Türkiye'ye çekmek. Çünkü iklim, toprak ve güneş olarak çok zengin bir ülkeyiz. İş gücümüz ucuz. Yaşanan ekonomik krizde de fiyatlarımız bayağı düşük yurt dışı fiyatlarına göre. O yüzden çok sektörün geleceğine umutluyum ben. Ne kadar krizler yaşasak da bunların bir sonu olacak ve üreten kişi her zaman emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum. Yani bir numara olma potansiyelimiz, altyapımız var, bilgimiz var. Her şekilde var. Yani sadece helva yapamıyoruz diyoruz ya. Evet. Sadece onda çok ramak, az bir zaman kaldı yani. Ama kıymetini de öğrendik bu peyzajın, işte süs bitkiciliğin vesaire. Çok bunlar. Çok kıymetini öğrendik. Yani yıllarca heba olan paraları halen acıyorum. Bizden bir kalın, bir iki santim daha kalın diye yurt dışından bolca miktarda bitki getirilerek döviz kaybına uğradı. Dövizlerimiz dışarıya gitti, paramız, emeğimiz dışarıya gitti. Bu gerçekten içimde yara. Hedefim de bunu Türkiye'de tutmak. Zaten eğitiminde, bu sektörün gelişmesinde kendim şahsım Ziraat Mühendisi olduğum halde yurt dışındaki ülkeleri giderek öğrendim. Yani onlardan mal almak değil, onlardan bilgi, tecrübe, deneyim sahibi olaraktan Türkiye'ye yansıtmaktı. Bunu da belli bir aşamaya getirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da yeterli altyapımız da oluştu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bu bir fabrikasyon, bir ürün değil. Muhakkak bir 7-8 yıl sonra satmamız lazım. O yüzden biraz sabır, sükunet gerekiyor. Bizim dediklerimize ciddiye alsınlar. Gerçekten burası inanılmaz bir şey. Bizim mallarımızı sergilememizde fuar anlamında çok ciddi bir yer. Bunların biraz daha kapalı ortamı yapılıyor. Çok da bir şeye dokunmak gerekmiyor. Bir alt asfalt, bir üst kapalı alanlar olabilir, yarı kapalı. Bence çok daha gelişerek devam edecekler. Teşekkür ederim. Çok benim ilk katılımım da aynı zamanda. İlk katılımda ziyaretçi olarak iki kez katıldık ama şansıma da her yıl yağmur yağıyordu. İki seferinde donduk, ıslandık ama
Bu sefer gerçekten Allah bozmasın çok güzel gidiyor havalar. İnci Alton. Akra Fidancılık Ticaret Limited Şirketi. Yalova'dan geliyoruz. Biz çelikten P9 üretimi yapıyoruz. Yani kendi ürünlerimizi, çeliklerini alıp ilk önce viyollerde, ardından P9 dediğimiz küçük saksaya batlarında plastik şeyler içerisinde yetiştiriyoruz. Neler var bu çeşitlerin içerisinde? Çalı ürünleri daha çok. Peyzaj bitkisi, süs bitkisi üretiyoruz. Bu arada daha önce katıldınız mı? Tabii, bu sene 3. senemiz. İlk açıldığından beri destekliyoruz, buradayız. Neler diyeceksin? Yani COVID-19 gölgesi altında fuar yapılıyor. Gayet önlemler alınmış. Yani sosyal mesafe olsun, dezenfektanlar olsun, uyarılar olsun. Başarılı bir şekilde önlemler alınmış. Peki firma olarak ülke ekonomisine katkınız, istihdama katkınız nedir diye sorsak? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin birçok şehrine ürettiğimiz ürünlerden gönderiyoruz. Özellikle evet, kendi sahamızda, kendi yerimizde üretiyoruz. Yalova'da iki tane iş yerimiz var, iki ayrı yer olmak üzere. Onun dışında İzmir, Ödemiş, Antalya, bunun dışında Sakarya, Sapanca'ya kadar uzanıyoruz. Buralarda müşterilerimiz var. Peki süs bitkiciliği sektörü nasıl ilerlemeye başladı mı? Gerçi fark edildi artık, yani kıymeti de öne çıkmaya başladı. Evet, gerçekten öyle. Ben de kendim şahsım olarak aileden de bu firmanın, yani bu sektörün içindeyim. Aynı şekilde biz de kendimiz de çiçek üretiyoruz, seralarımız var. Bunun dışında süs bitkisi, yani dediğiniz gibi biraz geç fark edildi. Evet, peyzajda olsun, dikey bahçelerde olsun kullanımı epey bir geç oldu. Ama bundan sonra bence çok tutulacak gibi. Özellikle şu Covid döneminde evde kalan kişiler, onun dışında işler epey bir güzeldi. Yani herkes memnun. Covid döneminde şikayetçi olan hiç kimseyi duymadım açıkçası. Peki ise artık arttı mı yani bu? İşte Covid dolayısıyla evde bahçe yapmaya başladı. Evet, evet. İnternet satış sitemiz var, renksepeti.com. Epey bir sipariş aldık, gönderim sağladık. Bu fuar size neler katıyor? Fuarın yararları neler oluyor size? Bu fuar bize neler katıyor? İlk etapta alışveriş yaptığımız müşterilerimizle bir araya tekrar gelmemizi sağlıyor. En büyük alternatifi bizim için o. Akabinde tanımadığımız kişilerle tanışıyoruz. Biz sipariş üzerine çalışan bir firmayız. 2021 için bizden ürün isteyenlere şimdiden burada sipariş alıyoruz. Tekliflerle geri dönüş sağlıyoruz. Teklifi kabul edenlerimiz de 2021 yılının Temmuz ayından Eylül'ün 30'una kadar siparişlerini teslim ediyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Başkanımıza teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Ben Burhan Demirtaş, Yılmaz Traktör Genel Koordinatör olarak şirkette çalışıyorum. Biz Türk Traktör'ün Doğu Marmara Bölge Bayisi'yiz. Ana işimiz traktör. Bunun yanında bir tarım market şeklinde çalışıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz sulama sistemlerinden tarla ekipmanları ve yine çiftçinin en çok kullandığı bahçe ekipmanlarını satmaktayız. Yaklaşık bünyemizde 300 çeşit ekipman var, 120 çeşit de traktörümüz var. Sakarya'da Sakarya distribütörüsünüz. Evet, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bilecik illerinde bölge bayiliği yapıyoruz. Biz 40 Pınar'daki fuara ilk defa katılıyoruz. Daha bölgemizdeki diğer yerel fuarların hepsine katılıyoruz. Süs ve bitki tarımına ilk defa katılıyoruz. Peki neler diyeceksin bu fuar için? Yani bir yandan da Covid salgını var, onun etkisi altında bir gerçekleşiyor. Evet, Covid salgını nedeniyle ilk etapta biraz tereddüt ettik katılıp katılmama konusunda. Ama bir Sakarya firması olarak, Sakarya'nın geleceğinde yer alan bir firma olarak bölgemizde bu fuarın daha da gelişmesi için, ileriki yıllarda daha da potansiyelin artması için bu sene Covid'e rağmen katıldık. Covid olmasına rağmen katılım güzel. Gelen müşterilerimiz, gerekse katılımcı firmalar, sosyal mesafeyi işte 3 altın kural riayetlerine uyarak hareket ediyorlar. Başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi yine Sasso'ya bu organizasyonu düzenledikleri için, bizleri de burada davet ettikleri için kendilerine bilakis teşekkür ederim.
Süs bitkileri içerisinde bu işi yapan arkadaşlarımızın çoğu bizim müşterimiz. Kendilerine traktör ve ekipman tedarik konusunda destek oluyoruz. Alışverişler yapıyoruz. Biz Yılmaz Traktör ailesi olarak tarımın içerisindeyiz. Biz de buna yakın ürünleri yetiştiriyoruz. Ekipmanları üretimi yapıyoruz. Fidan bağlama ipi, aşı bandı, ahşap direk, demir direk şapkaları. Aynı zamanda anahtar testimiz sera ve bahçe kurulumu yapıyoruz. Peki hangi ilden katılıyorsunuz? Mersin. Evet, bu sene ilk kez bu festivale katılıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda sürekliliği olur. Nasıl bu sene fuarda Covid-19 gölgesi altında gerçekleşiyor? Covid'e rağmen iyi, benim umduğumdan daha iyi geçti. En azından katılım olarak ben daha az seviyede olacağını düşünüyordum ama umduğumdan daha güzel. Peki firma olarak yani bu tür fuarlar size ekonomik açıdan neler katıyor? Çok büyük katkı sağlıyor. En azından birçok firmayı, birçok şeyi tanımış, keşfetmiş oluyoruz. Bence fuarlar ve festivaller çok önemli. Size pazar payı açabiliyor musunuz? Anlayamadım. Pazar payı açabiliyor musunuz? Tabii ki. En büyük pazar payını açması ve bize destek sağlayan şey zaten tanıtımlarda, reklamlarda, zaten fuarlarda. En çok burada kendimizi gösterebiliyoruz. Birebir insanlar gelip ürünlerimizi görüyor. Canlı sohbetlerimiz oluyor. Bunun da bize çok büyük etkisi ve faydası oluyor. Bizim ürettiğimiz ürünler dünyanın her yerinde büyük bir pazarı olan ürünlerdir. Yurt içinde sayılı büyük kurumsal firmalara ve yurt dışında önemli ülkelere ihracatımız bulunmaktadır. Şu Sakarya Süs Bitkileri Festivali'nde de gerçekten büyük ilgi topladı standımız. Çok güzel dönüşler aldık. Hiç yani bu kadarını da beklemiyorduk ki. İnsanlar gördükçe, ikili ilişki kurdukça bizi daha iyi tanıyor, ürünlerimizi daha iyi tanıyor. Çok faydalı ve verimli geçiyor. Benim açımdan fuarlar ürünlerimizi tanınma açısından çok önemli ve gerçekten büyük fayda veren şeylerdir. Peki ürettiğiniz en önemli ürün nedir? Mesela bu sahada üretimde az önce gördüğüm bir proje var işte dolayı önlemek için. Şimdi biz İtalyan sistemi, telli terbiye sistemini Türkiye'de ilk yapanlardanız. Gerçekten burada görüyorsunuzdur. Çok güzel bir sistemimiz var. Burada bizim bütün ürünlerimizin nasıl kullanıldığını burada insanlara anlatıp maket şeklinde de gösteriyoruz. Bir en önemli ürettiğimiz ürün de aslında fidan bağlama ipi. Fidan bağlama ipinde sektörde kısa sürede büyük yol kat edip sektörün lideri haline geldik. İhracatta da yurt içi satımında da gerçekten ürettiğimiz ürün büyük ilgi ve beğeni topluyor. Çok faydalı bir ürün bu. Fidan bağlama ipi ve aşı bandında gerçekten ileri bir noktadayız şu an. Telli terbiye sisteminde de yavaş yavaş ülkede modern tarıma yöneliyoruz inşallah. Yani çiftçimiz eski kafada şu an. Hani bazı çiftçiler var. Çaputla bağlayan var. Şimdi tabii akademik döneme geçtik. Tabii. Sürdürülebilir tarıma geçtik. Hem bu süs bitkiciliği olsun diğer alanlar için. Evet. Önemli rol oynuyor. Tabii sizin ürettikleriniz de önemli rol oynuyor için. Kesinlikle. Bizim ürünlerimiz işte modern tarıma yönelik daha çok. Şimdi bizim ürünlerimizi Türkiye'de özellikle çok bilmeyen insanlar da var bazen. Hani gelip bu ne diyorlar. Anlattıkça insanlar tabii bakın ben bunu daha önceden bununla yapıyordum ama aslında bununla yaparsam daha faydalı olacağını düşünüyorum diyorlar ve artık bizim insanımız da
modern tarıma ve modern tarım ekipmanlarına bayağı yöneliyor. Ki artık zaten eski çağ tarım kalmıyor, yapılmıyor artık, yapılamaz yani. Dünya gelişiyor, tarım da gelişecek tabii ki de. Hayır, aksine çok daha iyi oldu. Çünkü bu pandemi sürecinde evde oturduğumuz süre zarfında beton yollarının ne kadar anlamsız olduğunu öğrendik ve anladık. Bu sebeple bu sektörde olmayan birçok insan da tarıma daha çok kaydı. Bahçe kurulumları, sera kurulumları daha çok arttı. Biz pandemi süreci boyunca hiç durmadık. Üretime de devam ettik, ürettik, çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu süreci de en şey şekilde atlatırız yani, hasarsız diyorum. Covid'den dolayı yeşili keşfettik, organik tarımı keşfettik herhalde. Kesinlikle öyle oldu. Tarımın önemini anladık. Aslında bu bize bir ders de verdi diye düşünüyorum. Çünkü o kadar hani evde oturduğumuz zaman ne yapacağız? İşte hiç ekmeyen, biçmeyen insanlar artık toprakla temasa geçti, şey oldu. Bu da bizler için gayet iyi sonuçlar getirdi. Nereden geliyorsunuz fuara? Ne yaptınız? Süs bitkicilik fuarını geziyorsunuz. Neler gördünüz? Neler söyleyeceksin? Şimdi burada fuarda bizim kendi şirketimiz var. Evet. Ümrütçim. Hem oraya geldik hem diğer şeyleri geziyoruz. Görüyoruz. Güzel kuruluşlar. Yine insanın toplumuna yarayacak güzel şeyler var. Çiçeğine, tutma, makinesine, tutma, bilmeye var diye. Güzel. Gelişme, memleketin gelişmesini de ruhumla seyrediyoruz. İsmail abi, fuara geldin, geziyorsunuz. Evet. Neler diyeceksiniz, süs bitkicilik tarzıları nasıl buldunuz? Çok güzel gördüm. Böyle bir gelişme olursa her şey daha güzel. Güzel olmuş. Bir sürü bitki çeşitlerini gördünüz. Evet. Çiçek çeşitlerini gördünüz. Tabii. Evet. İsmim İlker. Merhaba, İzmit'ten geliyorum. Evet, festivali gezdiniz. Festivali gezdik, fuar alanını gezdik. Evet. Gayet başarılı. Yani satış da var. Hem gezme maksatlı hem ürünleri satın alma maksatlı gezilebilir. Yani her yıl tekrarlanması çok iyi olur. Bilmiyorum geçen yıl da var mıydı ama ben bu yıl tesadüf eseri gördüm. Üçüncüsü bu yıl. Tesadüf eseri gördüm. İzmit'ten geldim. Evet. Ben gayet başarılı buldum. Bir de açık havada çeşitler var. Çok. Evet, çeşitler var. Satışın olması da çok iyi. Bir de fiyatlar da uygun. Toptan satış da var sanırım. Perakende satış da var. Burcu Tarhan. Burcu Hanım, nereden geldiniz, fuara geldiniz? Sakarya'dayım. Sakarya'da yaşıyorum. Neler gördün, anlatır mısın? Bitkiler çok güzel. Özellikle saksı bitkilerine baktık. Değişik çeşitli tarzda bitkiler var. İçimiz açıldı. Gezdik, gördük. Alışverişimizi yaptık. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken, yeşili sevenler için, özellikle bitki yetiştirmeyi sevenler için tavsiye ediyoruz, gelip görsünler. Bir de açık havadayız tabii. Evet, göl kenarında olması da ayrı bir ambiyans katmış buraya. Çok güzel, çok keyifli olmuş. Aslan eksilmez. Nereden geliyorsunuz? Safancı'dan katılıyoruz. Evet. Güzel, ne yaptınız, etkinlik, dolaştınız, neler gördünüz? Güzel bir etkinlik. Tesisçi dahil her şey barındırıyor. Safancı'ya değer katıyor. Etkinliğin devamının sağlanmasını istiyoruz. Evet. Neler gördün, neler vardı? Muharrem Mustafa Toğru. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Katılımcı olarak teşrif ediyoruz. Ne yaptınız, gezdiniz? Şu anki katılımdan dolayı katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Burada emek verip gelmişler. Biz de katılımcı bir firma olarak katıldık. Kendi branşımızla alakalı sektörümüzü bir ileri seviyeye taşımak adına imalatlar yapıyoruz. Bununla alakalı ziyaret eden arkadaşlara, işte büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz, onlarla alakalı ayrıca onlara teşekkür ediyoruz. Standımıza uğradılar bugün. Farklı yörelerden, belediyelerden, kamu sektöründen gelen arkadaşlarımız da var. Onlar da işleriyle alakalı bizi ne yaptığımızla alakalı sorgulamalar yapıp branşlarıyla alakalı ihtiyaçları doğrusunda bizlerden mal tedarik etmeye çalıştılar. Şu ana kadar fuardan memnunuz. Rabia Ecrin Altun. Rabia, nereden geliyorsun? Sapanca'dan. Ne yaptınız bugün, festival alanını gezdiniz, neler gördün, bir anlatır mısın? Çok güzel saksılar, çiçekler gördük.
parklar gördük. Tırmanma yerleri gördük. Çok güzeldi. Sen hangileriyle ilgilendin? Oyuncaklar falan var mıydı böyle oyunla ilgili bir şey? Evet vardı. Nelerdi onlar bir anlık? Tırmanma alanları vardı. Orada tırmandım. Ne alanıymış burası? Neymiş burası biliyor musun? Evet biliyorum. Süs bitkileyeceği ve peyzaj festivali. Efendim önce ilimiz için hayırlı olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Bütün insanda faydalı hizmetler dokunsun inşallah buradan. Ben bugün bu festival alanını gezdim. Fuar alanını gezdim. Çok da memnun oldum. Organize eden, bu faaliyete katkı veren, katılan her bir katılımcıya, ziyaret edene ayrı ayrı teşekkür ederim. Şundan dolayı söylüyorum bunu. İlimiz için büyük bir değer. Çok önemli üreticiler var. Üreticilerin her birisiyle hemen hemen konuşma imkanı buldum. Birçoğuyla diyeyim, her birisiyle demeyeyim de birçoğuyla konuşma imkanı buldum. Hem iç piyasaya satılıyor hem de ihracata dönük yüzleri var. Neredeyse %60 ihracat yapan firmalar da gördüm burada konuştuğum firma sahiplerinden. Ve iç piyasada ciddi bir tüketimin hem belediyeler üzerinden hem de inşaat firmaları, peyzaja dönük bina yapıcıları, park bahçe düzenlemecileri, karayolu düzenlemecileri dahil olmak üzere birçok yerde kullanıldığını gördüm. Sadece bitki üretiminde değil, bitkinin altyapısında lazım olan hem torfuna kadar torfunu, saksısını, kutusunu, onun işlenmesini, ekilmesini, bir çimse bu, ekilmesini, toplanmasını, hazırlanmasını sağlayan bütün adımları gördüm burada. O yüzden de iyi hazırlanmış, kamil manada bir şey gördüm. Ülkemizin de birçok yerinden katılımcımı gördüm. Sivas'tan, Bursa'dan, Samsun'dan, Adana'dan, Antalya'dan, işte Yalova, aklıma gelmiyor her birisi, Ankara'dan. Birçok yerden katılımcı gördüm. Bu da buradaki zenginliği, fuar zenginliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda ülkemiz bu iş için özellikle ithal amaçlı çok miktarda parayı, önemli miktarda bir dövizi yurt dışına veriyordu. Bu ciddi anlamda önlenmiş oldu. Ben çünkü konuştuklarımdan söylüyorum bunu. Yani ben bir varsayımla söylemiyorum bunu. Doğrudan doğruya üreticiyle konuştuğumda, bu fuardaki üreticilerle konuştuğumda şunu, örneğin bir birim fiyata satıyor ise önceden bunu 3 birim fiyata alıyorduk, ithal ediyorduk diyen üreticilerle karşılaştım. Aynı zamanda onların ürünlerinin çok daha iyisini aynı aldığımız yere satıyoruz diyen üreticilerle karşılaştım. Bu beni çok mutlu etti. Yani ithal etmeyi bıraktığımız gibi aynı ithal ettiğimiz ülkelere ihraç eder hale gelmişsek çok değerli bir faaliyet var demek. Katma değerli bir ürünü yapıyoruz. Yani yaptığımız ürün esasında ülkemiz için önemli bir değer ortaya koydu. Ülkemize döviz kazandıran, aynı zamanda iyileştiren bir ürün. Bir kısmı meyveli ürünlere doğru geçmiş, onu da gördüm. O da ayrı bir şey. Yani özellikle Sapanca orijinli bazı firmalarda da üzerinde meyve bulunan süs bitkiciliği veya peyzaj ürünlerini de gördüm. O da beni ayrıca memnun etti. Çünkü bu da ayrı bir zevk. Diyelim ki bahçemizde evladımız geldi. Bir mandalinanın, bir limonun nasıl büyüdüğünü görmesi, bir narın nasıl büyüdüğünü hissetmesi, çiçekten meyveye doğru yürüyüşünü görmesi. Bir peyzaj açısından, iki bir ürünün başlangıçta bitiş hasat aşamasına kadarki yönünü gören bir eğitim de sağlar bu. O yüzden benim burada gördüğüm şey çok iyi şeylerdi. Baştan hem organize eden koordinatöre Remzi Adıyaman'a, onun dışında Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu işlere destek sağlayan ticaret sanayi odalarımıza, belediyelerimize, aynı zamanda il valimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü ile bir değer katmış. Bu vaktiyle birkaç yıl önce Sayın Su Orman Bakanımız Veysel Eroğlu tarafından taahhüt edilmişti böyle bir yer. Biz buna tahsis ederiz bunu diye. Daha bu süs bitkiciliği yeni başladığı zaman ben de o zamanlar milletvekiliydim. Ama şimdi gördüm ki bu
ifade, sözlü söylenen bu ifade sonuca gitmiş. 3 yıldır da böyle bir fuarla adeta ödüllenmiş, böyle bir fuarla sonuca gitmiş. Evet, vitrin doğmuş. Türkiye'nin vitrini. Türkiye'de süs bitkiciliği vitrini doğmuş. Gelen dilediği ürünü görüyor. İç mekan da dahil var. Sadece dış mekan da değil. Ben burada gördüm, hepsi vardı. O yüzden gelecek için çok büyük adım atılmış. Ben bütün bu faaliyetlerin içerisinde yer alan, az önce söylediğim gibi ziyaret eden de dahil olmak üzere, ziyaret edenler, bu firmalara, katılan her firmaya, onun dışında destek olan bütün kuruluşlara, belediyelerimize, büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerimize, beraberinde il bürokrasimize, orman bölgeden tutunuz, bütün ildeki kamu otoritelerine, valimize teşekkür ediyorum. Katılan herkes burada çok güzel şeyler görüyorlar. Gördüklerine de eminim ben. Ben de keyif aldım. Biz buraya gelişimizde belki 10-15 dakikalığına geldik gibi oldu. Ben buraya geldiğim 4-5 saat olmuş. Bu süre zarfında keyifle gezdik, oturduk. Güzel ziyaretçilerden bilgiler aldık, ikramlar aldık. Onlara da teşekkür ederiz. Biraz daha vakit olsa biraz daha fazla zaman alırdı. Daha da fazla iyi şeyler öğrenirdik. Ama memnuniyet verici bir şey olmuş. Hepinizi tebrik ederim. Sizler de bunu duyuranlarsınız Efkan Umumi'ye, kamuoyuna. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Bereketli çalışmalar, bol kazançlı çalışmalar dilerim. Hem üreticimize hem de tüketicimize güzel, hayırlı hizmetler olsun derim. Teşekkür ederim. Ziyaretçilerimizin dikkatine. Festival gün sonu kapanış saati yoğun talep üzerine 20'ye uzatılmıştır. Toparlanması, gerek kooperatifçilik kanunu, gerek birlikler, yetiştiricilik konusunda mevzuatı bir yeknesaklığa kavuşturulması gerekiyor ve orada üreticiyi koruyucu şekilde, pozitif ayrımcılığı o anlamda öne çıkartacak şekilde bir mevzuat düzenlemesine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, adaş, hayırlı olsun, gayet güzel. Genelde Rize'de de bir yere kadar gitti yani. Bu ürünleri yapan bizim Hayrat Bahçesi, Hayrat'ın karşısında bir yer var. Bana bir şart veriyordu şimdi. Zevkli meslek, evet. 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 Evet başkan. Bozmuyoruz. Merhabalar efendim. Ali Urgan ben. Urgancıoğlu firması yönetim kurulu başkanıyım. Evet, Urgancıoğlu yaklaşık bu sektörde 40 yıldır var. 25 yıldır da süs bitkicileri, dış mekan süs bitkicileri üreticilerimize ürün tedariği sağlamaktayız. Damlama sulama sistemleriyle, yer taban örtüleriyle, bitki bağlama ekipmanlarıyla bu sektöre uzun yıllardır hizmet etmekteyiz. Peki Ali Bey, şöyle sormak istiyorum size. Bu festivalin sektöre ne gibi katkısı oluyor? Bu festival gerçekten sektörde aslında bir taraftan parakendeci sektörünü, bir taraftan da toplu ticarette ikili ilişkilerin daha kolay kurulması anlamında, özellikle kamu kurum ve kuruluşların, peyzaj mimarlarımızın, peyzaj mühendislerimizin bu alanlarda tedarikçileriyle buluşma noktasında çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor ve inanın bu etkileşimi biz kendi hem sektörümüzde hem destek verdiğimiz diğer üretici arkadaşlarımızda bu ışığı gördük. Çok ciddi anlamda kısa sürede pazarda ortak hareket etmek anlamında başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben Mustafa Kemal Yetim. Peki Mustafa Bey, bize biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Biz Kuzey Ege Peyzaj firması olarak Yalova'dayız. Yıllardır da bu işin içerisindeyiz sektörde. 25 yıldır da, 26 yıldır da sektörün içerisindeyiz. Peki bu yıl üçüncüsü düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival alanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz bu sene ilk kez katıldık Kuzey Ege Peyzaj olarak. İlk kez yer aldık. Aslında çekincelerimiz de vardı bu pandemiden dolayı. Fakat
umduğumuzdan çok çok iyi oldu biz. Şu anda çok memnunuz. Yani seneye de zaten burada oluruz inşallah. O şekilde düşünüyoruz. Dediğim gibi yani burada 150 firma var katılan. Yani onlarla bile bir arada olmak apayrı bir güzellik. Ama dediğim gibi ziyaretçilerin de yoğunluğu bizleri memnun etti. Tanıyabilir miyiz? Ben Nihat Tınazcı'yım. Amazon Wooden firması kurucusu ve sahibiyim. Çocuklarımla beraber bir aile şirketinde üretim yapıyoruz. Sakarya'da iş yerimiz. Keresizler sanayindeyiz. Genelde formlu kontür plak üretiyoruz. Ahşap yapılar yapıyoruz. Ahşaptan, küvetten tutun da aydınlatma direğine kadar her şeyi üretiyoruz diyebilirim. Öyle bir firmayız yani. Peki bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali için bizlere ne söylemek istersiniz? Valla ilk defa katıldık. Remzi Bey'in özel ısrarıyla biz sektör dışında olmamıza rağmen bu fuarda çok ilgi gördük. Dolayısıyla bu ilgi neticesinde herhalde ticari olarak da bir karşılık göreceğimizi umuyorum. Satışlar da yapabildik burada. Ama Sakarya'da böyle ürünlerin yapılabildiğini de burada göstermiş olduk insanlara. Merhaba, Gül Korkmaz, Exado firmasının sahibiyim. Evet, bize biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Firmamız çok uzun bir geçmişi yok. 2016 yılında açılmıştır. Ahşap üzerine açılmıştır. Ondan sonra özel tasarımlara başlamışızdır. Ve bungalov, işte karavan olarak devam ediyoruz. Yeni tasarımlarımızda ahşap masalarımız var. Farklı ürünler ve farklı tasarımlar üretiyoruz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Yeni başlamamıza rağmen hızlı gidiyoruz. Peki bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival alanı hakkında bize neler söylemek istersiniz? Açıkçası samimi olmak gerekirse böyle bir şey beklemiyorduk. Muhteşemdi. Katılım çok güzeldi. Müşteri portföyümüz çok hızlı ilerledi. Hatta ilk gün gelenlerle şu anda gelenler, yeni gelenlerle arasında hiçbir fark yok. Hepsi bilinçli gelen müşterilerimizdi. Biz çok memnun kaldık. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize sebep oldular, katılmamızı istediler. Gerçekten muhteşem bir sonuç aldık. Ben Hakan Tecivan. Yücelen Grup, Asimoto satış temsilcisi olarak bu firmada görev yapmaktayım. Peki, bize biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Asimoto 2007 yılında kurulmuş malzeme taşıma ekipmanları anlamında faaliyet gösteren, bu konuda çok çeşitli ürün gamına sahip bir firma. Yaklaşık 2008'den beri de mini kepçelerle ilgili satış faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Hüseyin Öztürk, Berrak Havuz Savunma firmasının sahibiyim. Bu kadar. Bize biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Firmamız 2006 yılında kuruldu. Biz havuz sektöründe, spa sektöründe süs havuzları ve büyük müzikli sistemler üzerinde projelendirmeden uygulamaya kadar anahtar teslimi imalat yapıyoruz. Taahhüt firmasıyız. Peki, gezdik yıl, çok güzel. Sakarya ilinde elini taşın altına koyan Remzi kardeşimizi tebrik ediyoruz. Çok Sakarya'mız için güzel bir şeyler yapmak gayretindeler ve bunu destekliyoruz. Önemli bir sektör. Burada açık havada festival düzenliyor. Hem Sapanca Gölü kenarında. İnşallah daha çıkıyor. İnşallah daha büyüğünü ileriki zamanlarda Remzi kardeşimizin başaracağını biliyorum ve güveniyoruz Remzi kardeşimize. Handişanoğlu. Ziraat mühendisisiniz. Ziraat yüksek mühendisiyim. Festival 4. günündeyiz. Festivali geziyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu festival için? Tabii bu festival Sakarya için de, Türkiye için de önemli bir festivallerden bir tanesi. Süs bitkisi alanında gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Geçen senekileri ben daha öncekileri de gezdiğim için biliyorum. Her sene biraz daha güzelleşmeye başladı. İnşallah ileride yabancılar da gelirse daha da güzel bütün bir amacına ulaşmış olacak. Peki firmalara bu tür festivaller ne kazandırır, ne katar ekonomik açıdan? Bu tür festivaller bir kere piyasadaki malların hepsi aşağı yukarı burada örnekleri var. Ne var ne yok diye bir gelen kişiye bilgi sahibi verir. Gelen peyzajcılara, vatandaşlara toplu halde kıyaslama imkanı sağlar. Ve en iyi şekilde pazarlama imkanına kavuşur. Hem satan için hem alan için. Yani orada güzel ürün var mıydı, burada güzel ürün var mıydı diye düşüneceğini burada hepsini görür ve çok daha güzel bir hem amacına uygun ürün elde etmiş olur diye düşünüyorum. Sakarya Süs Bitkiciliği Festivali
bizim için bir kurtuluş oldu. Çünkü yıllar önce bizler Yalova'da, İstanbul'da düzenlenen fuarlara belediye otobüslerine tıka basa doldurduğumuz öğrencilerle böyle çok tehlikeli bir yolculuk yaparak gidiyorduk ve orada bu çevremizde gördüğümüz bitkiyle ilgili sektörü standlarını tek tek ziyaret ediyorduk. Ve günübirlik gidip geliyorduk. Ve o zamanlar hem yolculuk ayrı bir problemdi. Çünkü öğrenci sayısı çoktu. Otobüsü tıka basa doldurup gidiyorduk. Ve zaman alıyordu. Oraya gittiğimiz zamanlarda birkaç saat standları gezip geri dönmek zorunda kalıyorduk. Çünkü karşıya geçtiğimizde köprü tıkanıyordu. İşte yolda vakit kaybediyorduk vesaire. Ve bu üçüncüsü düzenlenen festival bir kere baştan bizi bu külfetten kurtardı. Ve öğrencilerimizden o tehlikeli yolculuğu yapmıyoruz. Ve öğrencilerimize sadece birkaç saatliğine değil, burada 4 gün boyunca standları gezerek ve sektör hakkında bilgiler vererek öğrencilerimize birebir bir iş imkanı veya okulu bitirdiklerinde çalışabilecek olan sektörü tanıtmış oluyoruz. O yüzden bu üçüncüsü düzenlenen festivale her yıl Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri programı olarak katılıyoruz ve üniversitemizi temsil ediyoruz. Sapanca Meslek Yüksekokulumuzu temsil ediyoruz ve ayrıca da tabii ki peyzaj bölümünü temsil ediyoruz. Ve çok mutluyuz. Ve bu festivali düzenleyen bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir kere sadece bu açıdan baktığımızda, yani bizler o meşakkatli yolculuktan kurtulduk, gidip gelmekten kurtulduğumuz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendi öğrencilerimizi burada 4 gün boyunca bizimle beraber bütün standları gezerek sektörü çok iyi bir şekilde tanımasından çok memnunuz. Konferanslara ve seminerlere katılarak öğrencilerimize belki derslerde çok iyi anlatamadığımız konuları birebir kişilerin ve o konunun uzmanları tarafından bilgilendiriyoruz. Bunlar çok çok büyük avantajlar. O yüzden biz buradan gene söylüyorum, festivali düzenleyen bütün kurumlara, kuruluşlara ve kişilere. Tabii ben özellikle Remzi Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz Remzi Bey'le festival olmadan önce işte Plant Dergisi'nin düzenlemiş olduğu seminerlerde gene bir araya geliyorduk. Öğrencilerimize sektör hakkında bilgiler veriyordu. Dışarıdan bu sektörün gene ileri gelen ve kendi konularında uzman olan kişileri getiriyordu. Ve bu seminerlerden tanışmış olduk ve bugün de onun sayesinde standımızı aldık ve okulumuzu temsil ediyoruz. O yüzden kişi olarak gene söylüyorum, Remzi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ama diğer kuruluşlar da muhakkak ki, Büyükşehir Belediyesi olsun ve Süspir Başkanı olsun veya gene kooperatif üyeleri olsun, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkanı sağladıkları için. Merhaba, Özkan Çellek ben. İşletmemiz Sakarya Serdoğan'da bulunmakta. 2002 yılından beri çocuk oyun parkları, açık alan spor aletleri, kauçuk zemin döşemeleri, kent mobilyaları imalatı yapıyoruz. Sakarya'da bu işi ilk yapan firmalardan biriyiz. Şu anda tek firmayız. Rotasyon teknolojisiyle üretilen bir ürün, polietilen. Biz daha önce polietilenden su depoları imalatı ile başlamıştık rotasyon imalatına. Fakat daha sonra sektör genişledi. Çocuk oyun parkları sektörüne girmiş bulunduk. Şu an gördüğümüz gibi plastik çocuk oyun parklarımız var. Salıncaklarımız var. Engelli salıncaklarımız var. Bunları yurt içinde üretimle pazarlamasını yapıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında müşteri portföyümüz de var. Romanya'ya, Kanada'ya, Azerbaycan'a, Irak, Erbil, Süleymaniye, Zahadohuk gibi şehirlere de ulaştırdık. Bunun da biz Sakarya olarak keyfini yaşıyoruz. Peki Özkan Bey, bu yıl festivale ilk
kez mi katılıyorsunuz? Yok, hayır. Geçen sene de katılmıştım. Biraz talihsizdi. Yağmurlu başlamıştı. Dedik ki bereketli olur herhalde. Ama tabii yağmur olması, böyle açık alanda olmasından dolayı biraz şeydi, daha böyle düşük gibiydi. Şu an biz bugün arkadaşlarla da onun biraz muhabbetini yaptık. Sanki daha diri duruyor. Firmalar böyle daha zengin içerikli oluşmuş gibi. Bu sene daha profesyonelleştiğini düşünüyoruz. Ekrem Yüce'nin de ben çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum bu fuara. Fuar alanının oluşması, gelişmesi ve yapılan bütün organizasyonun profesyonelleşmesi büyük şehrin çok büyük katkısı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ve şöyle, belki bilinçlidir, belki bilinçsizdir ama Türkiye'de Sakarya'nın tanınırlığını, Kırkpınar'ın tanınırlığını bu fuar çok güzel taşıyor. Ve ben böyle bir fuarın, yani fuar da demeyelim buna, festival değil, böyle bir festivalin Sakarya'da olmasından çok çok memnunum. Biz ikinciye katılıyoruz. Gelen müşteri profilinden anladığımız kadarıyla herhalde üçüncü, dördüncü, beşinci senede de katılacağız gibi gözüküyor. İnşallah daim olur.